Merhaba herkese. Dinlediğim kadarıyla güzel bir sohbet geçiyordu. Şimdi bizimki başlıyor. Biz daha burada saat işte 7:30 falan, 7:45 olmuş. Çok sevdiğim bir arkadaşımla birlikte bu sohbeti devam ettireceğiz. Sevgili Altunay'la bizim tanışıklığımız uzun yıllara dayanıyor. Yaklaşık bir 20 yıl olmuş. Yok, Evet. 22 yıl olmuş. Değil mi? O kadar, evet. İkimiz Sabancı Üniversitesi, ben master yaparken Altınay'da undergrad öğrencisiydi orada. Daha sonra tabii yollarımız biraz farklılaştı. Ben Amerika'ya geldim, Altınay Avrupa'da, sonra o da tekrar buraya geldi bir ara. Ama hep uzaktan başarılarıyla gurur duyduğum birisi. Ben kısaca kendisinden birazcık bahsedeyim. Sonra ondan tekrar bir kariyer yolculuğunu biraz dinlemek istiyorum aslında. Altına yaklaşık 10 yıldır kendi grup lideri olarak Almanya'da devam ediyor. Grubu çok başarılı işlere imza atıyor. Şimdiye kadar yaklaşık ortalama 10-20 kişi train ediyor her yıl labında. Bu alanın yapay zekanın uzmanlarından birisi gerçekten ve bu computational biyoloji ile ilgili bir kitabı da yayınlanmış kitabı da bulunuyor. Hatta bu kitabı bizim grup data analiz de yapıyor ama altına kadar işin içinde değil. Grupta yeni başlayanlara en çok tavsiye ettiğim kitaplardan birisidir yani. Özellikle o ilk yazım aşamasında henüz tam tamamlanmamış şey bile bayağı takip ettik, sağ olasın o yüzden. Altına şimdiye kadar 50'den fazla bu alanda yayın yaptı. Hepsi çok yüksek impactli journal'larda. Bu alanda kendi aldığı ödüller var. Ve alanın en çok kullandığı yazılımları da yazan birisi aynı zamanda. Yani CV'si daha uzayıp gidiyor. Ben bütün hepsini burada saymadan az da kendisinden birazcık kariyer yolculuğunu dinlemek istiyorum. Merhaba Altın, öncelikle hoş geldin. Teşekkür Hoş ediyoruz bulduk Masar. zaman ayırdığın için. Ben Ee, de teşekkür ediyorum şimdi senden davet birazcık için. dinlemek istiyorum. Tamam. Şöyle ben daha uzun bir giriş yapayım. Çünkü bazı insanlara da ilham kaynağı olabilir. Çünkü çok aslında şansın faktörü olan bir şekilde kariyer gelişti. Yani çok planlanmış değildi. Ama şöyle bahsedeyim kısaca. Şimdi ben Sabancı'da bioinformatik ya da bioinformatik bazlı bir o zaman öyle bir track vardı. İşte bioengineering içerisinde bioinformatik specializing yapabiliyordum. O şekilde başladım. Ama ondan öncesinde de Sabancı ya da bioinformatik aklımda hiç yoktu. Ben üniversite sınavına hazırlanırken işte ya doktor olurum ya moleküler biyolog falan olurum diye düşünüyordum. Çünkü yani öyle babadan kalma ya da işte ailenin teşviğiyle böyle genelde çocuklar ne Aynen. yapacağını bilmezler ama işte böyle bir hedefleri vardır. Kimse doktor olursa şöyle olur böyle olur demez ama işte öyle bir hedefim vardı. Sonra üniversite sınavında derece yapınca insanlar işte üniversiteler sürekli arıyorlar, mektup gönderiyorlar işte şu programları var falan filan diye işte ben ODTÜ'ye gittim. Bilkent'e gittim. Bir de Sabancı'ya gittiğim zaman da orada katalogda bioinformatik diye bir şey görmüştüm. Çok enteresan gelmişti bana işte insan genomu çözülüyor işte bunu analiz etmek için programlara ihtiyacımız var falan filan diye. Ben de programlamayla az biraz haşır neşirdim ama çok kendimi geliştirmemiştim bu İngilizce bilmemekten dolayı ya da çok kullanılmamak dolayı. Çünkü programlama o zaman yani direkt İngilizce ile çok alakalıydı. Ya da en azından benim başladığım zaman. Dedim herhalde enteresan olacak. Yani Uğur Hoca da tanırsanız, Uğur Hoca'yı tanıyan, Uğur Sezer'i tanıyanlar bilir. Çok sizi teşvik edici şekilde konuşuyor yani size bayağı gaz verir, Evet. teşvik eder. Öyle şekilde Hocam. beni kafaladı diyelim. Sabancı'ya gitmek için. O şekilde Sabancı'da da ben yine çok fokus yani Sabancı'da programı sonradan seçme hakkınız var. Değiştirebiliyordunuz o zaman. Yani 2 sene okuyorsunuz, 3. 4. sene seçiyorsunuz. Ben sürekli bioinformatiğe fokus oldum. Her sene proje yaptık. Her yaz proje yaptık. Yani o şekilde biraz obsesif bir şekilde işin içine girmiş oldum. Sonrasında da tezi de yazarken lisans tezini bu motif bulma üzerine algoritmik bioinformatik dediğimiz işte bu hangi algoritma hangi
sorunu daha kolay çözebilir şeklinde bir alan. Daha çok böyle machine learning'den biraz daha farklı. O işte bir motif bulma algoritması geliştirdim şey için. Promoter sequence'lar için. İşte nerede transcription factor var ama problem biraz daha zor bugünden. Yani promoter sequence'larını biliyoruz ama neyin bağlandığını bilmiyoruz. İşte oradaki motif buluyorsun. Yani tekrar eden kelimeler ya da dörtlü, beşli artık kelimeleri bulmak için bir algoritma geliştirmiştim. Onun sonrasında da işte o ara biliyorsunuz Sabancı'da herkes Amerika'ya falan başvurur. Normaldir bu. Yani ODTÜ'de falan da öyledir. Ben bir sene önce hem İsveç'te hem Amerika'da staj yapma imkanı bulmuştum. Yani yazın. O yaz stajlarında da dedim yani Avrupa hiç aklımda yoktu. Yani hep Amerika'yı istiyorduk herkes gibi. Amerika'da güzel okullar vardı. İşte İsveç'te staj yapınca dedim burası da Amerika'dan yani çok fena değil. Yani burada yapılan bilim de oradaki kadar neredeyse iyi. Burada insanlar da iyi. Daha sonrasında işte okullara başvururken Amerika'dan maalesef ki kabul alamadım. Yani benim GRE skorlarım biraz düşüktü. Onu da kimse bana söylemedi. Bir daha gir falan filan demediler. Ben de hiç öyle bir daha şey yapmadım. Zorlamadım. Ama bu sırada da işte İsveç'teki okulları yazmaya başlamıştım. O İsveç'te benim çalıştığım alanda çok ünlü bir adam var. Boris Lenhardt diye. O zaman Karolinska'daydı. İşte bu konuda yapılan database'ler işte motif database'leri, motif tool'larını falan geliştiren bir adamdı. Ona yazdım. O da benim yaptığım şeylerle ilgilendi ama dedi ki İsveç'ten gidiyorum, Norveç'te gidiyorum. Orada yeni bir grup kuracağım. Oraya gelir misin? Ben de dedim tamam. Norveç'e gelelim. Norveç'te İsveç herhalde farklı değildir. Yani yan yana ülkeler ama aralarında bayağı büyük bir fark vardı. Yani bu şekilde Avrupa'da tabii okula başvuruyorsunuz. Genelde hocaya başvuruyorsunuz. Hocanın yaptığı işler daha önemli oluyor. Amerika'da bir rotasyon yapıyorsunuz. Değiştirebilme imkanınız oluyor. O açıdan biraz daha farklı Avrupa ile Amerika sistemi ama iyi hocaya denk gelirseniz de kariyeriniz bayağı ilerliyor. Yani benim de o şansım oldu. O Boris Lenhardt'la tanışmam. Bir de onun ne kadar büyük bir adam olduğunu da bilmiyorum. Yani çok network'ü falan geniş bir adamdı. O ara biz 2005'te başladım ben. 2006'da bu 454 sequencer çıkmıştı Roche'tan. Ya da Evet. Roche yani onunla çalışmaya başladık o arada. Çünkü Boris'in bir tane büyük bir konsorsiyumda üyeliği vardı. Phantom diye. Bu Japonların başını çektiği, Riken'in başını çektiği. Mammalian Genome Annotation konsorsiyum şeklinde. Şu anda yedincisi düzenleniyor. Onlar da işte buna yatırım yapmışlar zamanında. İlk sequencer'ı kullanıyor adamlar. Bu promoter sequencer'ı özel bir teknolojiyle sequence ediyorlar. İşte hangi promoter ne kadar kullanılıyor, hangi selde ne kadar promoter kullanıyor onu bulabiliyorsun. O regülatör genomik çalışanlar için de çok önemli. Çünkü promoter'ın nerede olduğunu bilirsen onların motiflerini anlayabiliyorsun. İşte gene expression, correlation o tür şeyler yapabiliyorsun. Daha machine learning'e daha yakın şeyleri yapmaya başlayabiliyorsun. O sayede bir de yani regulatory genomics ve işte machine learning tabanlı bir tez yazıp oradan ayrıldım. Oradan sonra da Amerika'ya gittim. İşte New York'ta Weill Cornell Medical College'da. Orada da yine şu anda yine büyük isimlerden Chris Mason diye bir profesörle çalıştım. O da şu anda işte çok broad spektrumu olan işte NASA ile çalışan, metagenomics yapan her şeyi yapıyor adam neredeyse ama çok sequencing bazlı. İşte onlar için de yine yani sequencing çalışınca datanın analiz etme olanağını sadece bilgisayarlarla ya da algoritmik bir şekilde yapma şansının var. Yani başka yolu yok. Yine onlarla beraber işte epigenomik alanına girdik. Onlar kanser epigenomi üzerine çalışıyordu. İşte o alanda tool'lar geliştirdik. O 2012 döneminde hala o tool'ları maintain ediyoruz. Bu da işte en çok kullanılan methylation analizindeki tool'lardan bir tanesi oldu. Ondan sonrasında tekrar epigenomik üzerine Avrupa'ya döndük. İsviçre'ye. İsviçre'de FMI diye bir enstitü var. O da Novartis destekli bir enstitü. Orada da işte yine epigenomik alanın işte büyük isimlerinden Dirk Schubeler diye bir adamla orada bir seneden daha az çalıştım. Çünkü hemen Almanya'da bu iş olanağı çıktı ortaya. Ben de hiç aklımda yoktu grup lideri falan olmak. O zaman hala postdoktum. Bir başvurayım dedim. Kabul ettiler. Öylece başladık. Şimdi yaptığımız şeyler yani bizim spektrumumuz bayağı yani çok geniş. Bazen zorlanıyorum takip etmekte. Hem literatürü hem de bizim yaptığımız işleri ama aynı zamanda biraz zevkli de ama zorlukları da var tabii. Şimdi böyle bir giriş yapmış olayım.
Evet. Öncelikle ağzına sağlık. Sen böyle çok mütevazi bir şekilde bahsettin ama yani tabii ki hepimizin kariyerinde şansın çok önemli bir rolü var. Ama şans hazır olana geliyor. Yani sen eminim sonuçta ilk Sabancı'ya geldiğinde bile biyoinformatikle ilgili hiçbir şey bilmemiş olsaydın o dikkatini bile çekmeyecekti o olay ve belki de oraya gelmeyecektin yani. Bu şansla ilgili bu Amerika'nın kurucularından Thomas Jefferson'ın çok güzel bir sözü var. Hep böyle aklıma gelir bu durumlarda. Yani hayatta çok şanslı olduğumu düşünüyorum diyor. Ama ne kadar çok çalışırsam şansın da o kadar artıyor Doğru. diyor. Yani Yani o o şey. Aslında sen bahsederken şey aklıma geldi. Sen yani 2005'lerde 2007'lerde falan machine learning ile ilgili tez yazdın yani ki o zamanlar henüz machine learning bu kadar popüler değildi ya da ben işin içinde yani biraz genomics'in içinde olmama rağmen o kadar popüler değil yani sen o zaman işin ilk şeylerinden birisisin yani. Yani aplikasyon hani uygulama aşamasında yani uygulamaya çalıştık tabii. Data setlerin azlığı falan filan bizi biraz Evet. zorladı ama yine bir uygulama yapabildik ama yani kendimi çok böyle AI, yapay zeka yani computer science alanında çok değilim yani. Öyle bir ortada kalmışlık var bende. Hem biyoloji hem işte medicine hem işte computer science arasında bir yani bizim eğitimden de gelen bir derinleşme sorunum var ama yine de kendi çapımda bir şeyler yapıyorum. O aynı zamanda sana böyle bir özel bir yön katıyor aslında. Yani her iki alanı aynı anda bilebilme ya da her üç alanı hatta aynı anda bilebilme de yani herkesin yapamadığı şey bir açıdan bakabildiğin için böyle güzel işlere bence imza atabiliyorsun. Evet, Yani yani onu o ben de arada. biraz şeyden seziyorum. Yani biz de çok fazla genomics yaptığımız için herhangi bir pathway'e, herhangi bir hastalığa özelliğe o kadar inemiyoruz. Senin o yaşadığın dilemayı biraz ben de yaşıyorum yani bizim araştırma grubunda. Ama Evet. bazen geri dönüp baktığımda da aynı zamanda da o bize böyle unique bir şey katıyor. Yani Evet. başkalarının göremediği, başkalarının yapamadığı bir şey yapabiliyoruz herhalde. Evet, o yönden iyi. Yani kolaborasyon açısından da iyi. Broad yani biraz geniş bakmak ama bazı alanlarda özelleşmek tabii Evet. en verimli olan yapabilecek en iyi verimli şeylerden bir tanesi bence günün Doğru. açısından. Sen az önce o zamanlar yaptığımız zaman datanın azlığından falan bahsettin. Aslında aklıma geldi de şu anda herhalde çok böyle özel bir zaman diliminden geçiyoruz herhalde. Yani Evet. bilimsel olarak birçok alan böyle aynı yere converge ediyor. Yani bilgisayar belli bir alan belli bir şeye geldi, hızlı belli bir yere geldi. Datayı toplama, hafıza etme, hafızada tutma. Bir de biyolojik data çok aşırı gelmeye Evet. başladı yani. Yani bilgisayar bu seviyede 10 yıl önce bu seviyede olsaydı yine ya da 15 yıl önce biyolojik data yoktu henüz. Yani aslında o yüzden çok özel bir zaman Evet. diliminden geçiyoruz. Şimdi bununla alakalı olarak ben senin labın sonuçta bahsettiğimiz gibi yapay zeka tool'larını geliştiren gruplardan bir tanesi. Bize genel olarak biraz böyle geniş perspektifte yapay zeka tam olarak işimize nasıl yarıyor? Biraz bahsedebilir misin? Yani bizim grup açısından yapmaya çalıştığımız şeyler, hatta şöyle bir görselle açıklayabilir miyim? Çünkü Tabii ki, tabii ki. bakalım bir deneyim Ben de şeyleri daha paylaşayım. güzel bir görsel yapmıştım. Onunla bir açıklayayım ne yapmaya çalıştığımızı. Evet. Bu görünüyor mu şu anda? Ben görüyorum, evet. Evet, şimdi bizim yapmaya çalıştığımız yani ana fokusumuz şu anda bu drug development, diagnostic development açısından bakıyoruz olaya. Nereden yani bu yeni dataları kullanarak ve yeni algoritmaları kullanarak nasıl yeni ilaçlar geliştirebiliriz? O Tuncay Hoca'nın bahsettiği şeylere de biraz benziyor ama biz biraz daha target discovery kısmında kalıyoruz şu anda. Yani bunları kullanarak nasıl daha iyi ilaçlar geliştiririz? Nasıl daha çabuk yaparız bunu? Ve bu yine bu datanın bollaşmasından ve multimodal olmasından yani çok yönlü olmasından kaynaklanan bir şey. Şimdi omics datasını dediğimiz zaman
İşte artık single cell geliyor, bulk sequencing var, bir sürü database, ya kanser çalışıyorsunuz mesela, büyük patient kohortlar var. İşte special sequencing, special omics dediğimiz şey geliyor artık, böyle tissue slide'ların içinde hangi gen nerede ne kadar, hangi selin içinde ne kadar express edilmiş onu bakabiliyoruz. Aynı bir önceki üstteki tissue'da copy number variation yapabiliyoruz. Onların hepsini entegre edebiliyoruz. Yani böyle çok dimension'ı olan ve çok fazla dataset'i bir böyle entegre etmemizi gerektirecek şeyler ortaya çıkmaya başladı. Bunun için de işte AI machine learning'den yapıp başka bir yol yok şu anda. İşte bunları anlamak için de bu kadar datayı entegre edip yorumlayabilmek için de yine dediğimiz gibi AI machine learning cinsi şeyler kullanmamız gerekiyor. Bir de bizim diğer yapmaya çalıştığımız şeyler de dediğim gibi bizim perspektifimiz biraz geniş olduğu için mesela aynı şeyleri alıp aynı algoritmaları ya da onun üzerine medical data ekleyip daha iyi hastaları nasıl diagnoz edebiliriz? Mesela şu anda GPT türü modellerle işte data integration yapmaya çalışıyoruz. Mesela hasta kanser tipini yazıyor, ya da mutasyonlarını yazıyor. Onların hangi ilaçların onlarla etkileştiğini, hangi clinical trial'ların onlarla etki edebileceğini, bu konuda yazılan en son makaleleri falan hepsini entegre eden bir sistem yapmaya çalışıyoruz mesela. Bu sistemler de mevcut. Onun haricinde diğerlerinin yapmaya çalıştığı mesela daha multimodal integration, medical field'a gelecek olursak işte text analysis var, radyoloji reportları var, patoloji reportları var, onların imajları var. Ondan sonra insanların exome, whole genome sequence'ları varsa onlar var. Onların hepsini multimodal bir şekilde entegre edebilen, yine böyle foundational ya da generative modeller de gelmeye başladı ya da çıkacak yakında. Mesela adam radyoloji raporu var, patoloji raporu var. Üzerine bir de genome sequence'ı var. Onların hepsini makineye koyacaksınız. Onun üstüne size bir işte probability verecek. Olasılık, şu hastalık olabilir, şu olabilir, bu olabilir diye. O tür modeller de gelmeye başlayacak yakında ya da şu anda development aşamasında. Ve onun dışında da bizim yapmaya çalıştığımız diğer bir şey de yani biz şu anda çok fazla yani domaini çok geniş olduğu için bizim labın bir görevi de insanlara yardım etmek. Yani en üstte data analysis problemi olan insanları gelip bize soru sorabilecekleri bir platformumuz var. Bu da bizi aslında biraz yormaya başladı. Onun için de insanları artık yine bu GPT tür modellerle nasıl data analizi yapılacağını anlatabilen bir sistem geliştirmeye başladık. Bu da mesela bizim yaptığımız şey de yani wet lab olmamasına rağmen bayağı iteratif. Yani bir problem geliyor. Probleme bakıyoruz işte bunu hangi yollarla çözebiliriz, hangi datasetler var, hangi publication'lar var. İşte bundan üzerine iterate ediyoruz. İşte ya PhD student ya da postdoc ya da bazen takımlar çalışıyor bu işin üzerinde. Ama bu iterasyon süreci bayağı uzuyor bazen. İşte bu mesela ilk iterasyonu yapacak, ilk fizibilite çalışmasını yapabilecek böyle AI botları geliştirmeye çalışıyoruz. Mesela bir problem verdiğiniz zaman ya da initial bir dataset verdiğiniz zaman onun üzerine hemen ilk first pass analizleri yapacak. Hemen ilk sonuçları çıkartacak bir sistem üzerine çalışıyoruz şu anda. O da işte publication'ları entegre edecek, public data source'ları işte GEO'dan falan onları entegre edecek şu anda. O kısımları daha geliştirmedik ama şu anda geliştirdiğimiz kısım daha da geçen gün onu preprint'ini attık. Bu data analysis code generation dediğimiz. Eğer bir data analysis problemimiz varsa onu normal bir şekilde, clear text bir şekilde betimleyebiliyorsanız size o data analizine uygun bir kod verecek. O kod da sizin data set'inizde çalışacak yani. Bizim amacımız bu. Bize gelen soruların çoğu da bu şekilde. Bunu da kullanmak için hem kendimiz kullanıyoruz ilk first pass analizi yapmak için hem de bize gelen insanları o tool'a yönlendiriyoruz. İşte ilk o tool'la konuşuyorlar ya da konuşacaklar, daha o kısmı halletmedik. Konuştuktan sonra da İşte ilk analizlerini alacaklar. Daha fazla discussion yapmaları gerekiyorsa o zaman insanlar devreye girecek. Eğer mutlularsa devam edecekler. Bizim kullanmaya çalıştığımız şekli de biz ilk analizleri o machine'e yaptırıyoruz ya da işte artık AI agent'e yaptırıyoruz. Ondan sonra üzerinde onu daha modify ediyoruz yani. Ya da yine tekrar daha fazla instruction veriyoruz. Şurasını değiştir, burasını değiştir, şunu da ekle falan filan. Eğer kod yazmak istemiyorsak. Genelde kod yazması biraz uzun sürüyor. Bu Aslında şekilde çok
Çok harika bir şey. Yani çok hoşuma gitti bu. Eğer text olarak şeye söyleyebiliyorsan benim problemim bu diye o sana kod generate ediyor. Datanı şu şekilde analiz et diye değil mi? Evet. Anladım. Evet. Evet. Datan varsa da datanın üzerinde o kodu run ediyor. Yani execute ediyor. Eğer bir problemle karşılaşırsa tekrar kendini düzeltmeye çalışıyor. Yani bunun üzerinde işte dediğim gibi geçen bir preprint yayınladık. O dataset tool'ları da bu GitHub'a koymuştuk. İşte bunun üzerine kafa yürüyorum şu anda. Yani dediğim gibi bir de bu orta kısımdaki bu drug discovery bizi çok zorlamıyor ama çok zamanımızı alan bir şey. Şu anda bu foundational model'lar çıktı. Yani milyon tane single cell datası verisi üzerinde eğitilmiş. İşte in silico knockout yapabilen ya da yapabildiğini iddia eden modeller var. Mesela zaten Target Discovery'de senin de bildiğin gibi yani experiment validation kısmı çok uzun sürebilir. Eğer neyi valide edeceğini biliyorsan o daha kısa sürüyor, daha çok, daha az para harcıyor. Biz de bunun aslında tam olarak bunu valide etmek istiyoruz. Çünkü bizim yaptığımız şu anda foundation model kullanmıyoruz ama ona benzer metotlarımız var. Böyle in silico knockout yapıyoruz. Bu essential genlerin ya da gene combination'ların listesini çok küçük bir meblağa indiriyoruz ve onu valide etmesi daha kolay oluyor. Daha az para harcaması gerekiyor insanların. Daha az resource harcıyor. İşte bunu kısmetse valide edeceğiz. Bu da işte Alman hükümetin destek verdiği bir proje. Ve ondan sonra da bu drug discovery şeyde ilerliyoruz. Yani önce sonra o genleri ya da proteinleri spesifik drug dizayn etmeye çalışacağız ama bizim modalitelerimizden biri small molecule olmayabilir. CRISPR bazlı olabilir. Yani o targetların ne olduğuna bağlı olarak o modaliteyi değiştireceğiz. Bir de biomarker Aslında discovery dediğimiz zaman da söyle abi. yok, bu da çok son söylediğin şey, bu proje de çok heyecanlandıran bir proje. Çünkü bizim şu andaki yaptığımız şeyle çok uyuyor. Onu ayrıca seninle bir Evet. ara bir konuşalım. O Biz yüzden sana bunu anlatmaya çalıştım. Şu anda bir fırsatı var. Bu yarın fırsatı sen ayrı. değerlendiriyorum. Aynen, harika bir şey. Peki aslında Ya bu çünkü son bir iki tool'dan bahsettin. Çok heyecanlı işler. Şu anda kadar senin labın bir sürü şeyi publish etti, çok güzel şeyler. Seni en çok heyecanlandıran bir iki çalışmanından böyle kısaca bahseder misin bize? beni en çok heyecanlandıran bu son dönemde bu işte dediğim ilk bahsettiğim ilk değil de bu AI agent yani senin için kod yazabilen, senin data analiz edebilen AI agent benim için çok heyecanlı. Çünkü benim yapacağım işleri en azından yani zaman alan kısmı kod yazmak yani kodda error çıkıyor, onu hatasını düzeltiyorsun. Yani çok mekanik bir şey haline geldi kod yazmak aslında. Onu daha iyi yapabilecek ya da beni hızlandırabilecek olmasından ya da öğrencileri eğitebilecek olmasından çok çok heyecan duyuyorum aslında. Çünkü öğrenciler geldiği zaman senin de bahsettiğin ve reklamını da yapayım şurada şu kitabı veriyorum öğrencilere. Senin de bahsettiğin Çok kitap. güzel bir kitap yani, aynı zamanda gerçekten de. İşte bu kitabın içindekileri bizim o AI agent'a aktarıyoruz. İşte yani bu kitabın içindekiler ve başka resipiler de var. O AI agent artık öğrenciler geldiği zaman onunla konuşarak yani eğitim için de kullanılabilir. Yani kodundaki error'ü verebilir ya da sana boilerplate işte başlangıç kodu verebilir falan filan. O tür şeyler beni heyecanlandırıyor çünkü bizim en çok inefficient olduğumuz taraf yeni bir öğrenci geldiği zaman yani 6 ay belki 1 yıl eğitmemiz gerekiyor. Yani hemen proaktif olamıyorlar. Almanya'da PhD yani doktora süreleri 3 yıl, 4 yıl. Yani o sürede doktora yapmak çok zor. Zaten çoğu insan zamanında bitiremiyor. Ama işte bu produktivite açısından insanların ne kadar, ne zaman çok çabuk produktif hale getirebiliriz sorusuna benim için cevap verebilecek gibi bir şey duruyor. Ama tabii bunun gelişimi nasıl olur, ne kadar geliştirebiliriz, nereye kadar sürdürebiliriz bilmiyorum. Ama şu anda dediğim gibi ilk kısmı var. Diğer kısımlarını da yavaş yavaş geliştirmeye çalışacağız. Onun dışında dediğim gibi drug development projesi benim için çok önemli. Eğer o kısımda yaptığımız, onun öncesinde biomarker discovery'de yaptığımız şeyler, mesela o multimodal data integration biz biraz yapmaya çalıştık. Yani işte CNV, SNP, RNA-seq hepsini entegre edip prediktif bir algoritma yapmaya çalıştık. Mesela hangi
Survival predict edebildiğimiz bu hasta için. Eğer hastanın bu iç datası da varsa ya da işte hangi drug bu hastada etkili olacak ya da senin de kullandığın preclinical modeller var bir sürü kanserde kullanılan. Onların hangileri daha iyi modeller? Yani onları o modellerdeki datayı alıp patient datasını project edebiliyoruz. Edildikten sonra da işte bu hangi modeller daha patient datasına yakın, hangisi daha hangi subtype'ı daha iyi modelliyor gibi soruları da sorabiliyoruz. Evet. Onlar yani yine drug development alakalı olduğu için çünkü yine o cost cutting şeyine geliyor. Çünkü doğru ilk preclinical eksperimentleri doğru cell line'larda yapmak istersiniz genelde. Yani senin çalıştığın tümörü modelleyen ya da sistemi modelleyen şeylerde yapmak gerekir. İşte onu buluyor. İşte ondan sonra güzel anlamlı, manalı targetları bulabiliyor falan. Onlar beni çok heyecanlandıran ama aslında çok da zor olan şeyler. Çünkü süreç çok uzun biyoteknolojide. Yani 10 yıllar Tabii. alan. Ömrümüz yeterse belki sonuçlarını görürüz ama yani şu anda bayağı Aynen, çok kuş uzun sürüyor ettiğimiz maalesef. projeler bunlar. Peki bu şeyleri, tool'ları geliştirirken genelde bile yapay zeka deyince böyle herhangi bir şeyde konuşunca işte ileride makineler, robotlar bizim yerimizi alacak falan, böyle bu geyik döner. Bu senin bahsettiğin tool, AI'ın kod yazması, şey yazması, sence şeyin yerini tutacak mı? Yani artık bilgisayarcı kod yazmayı, biyoinformatikçilere ihtiyacımız kalmayacak mı artık sence? Yoksa bu AI onlara yardımcı mı olacak? Bence yardımcı olacak. Yani şu anda yani GPT kullananlar bilir. Yani ondan saçma sapan result almak çok kolay yani şu anda. O yüzden onu biraz daha böyle aldığınız sonuçları biraz daha boundary'ye oturtmak gerekiyor. Onun için onun bir engineering'i var arkasında. Bir de insanlar yani eğer tamamen bir yeni başlayan bunları kullanmaya başlarsa sıfırdan aldığı sonuçları da ne kadar güvenilir onu da birine sorması lazım. Yani sırf kendi başına işte biz o her zaman human in the loop diyoruz yani. Bizim bir arada bir insanın yani bir expertin bir şeyi onaylaması lazım şu anda. Yani Evet. daha ne kadar gelişir bu sistemler bilmiyorum. Tuncay Hoca konuştu biraz ne kadar gelişebileceğinden. Şu anda limite geldik gibi bir şey söyledi. Başka bir teknoloji çıkabilir. Belki o AGI dediğimiz işte General Artificial Intelligence bize çıkartırsa belki o zaman korkmamız gerekebilir ama şu anda bence korkacak bir şey yok. Bunları workflow'larımıza bir şekilde entegre etmek lazım. Çünkü bizi en azından bizim labımızı daha produktif yapıyor. Diğer labları da Doğru. daha produktif yapacak. Çünkü bu iterasyon bizim yani dediğim gibi kompütür bazlı olsa da biz de çok iterasyon yapıyoruz. O iterasyonu ne kadar hızlı yaparsak o kadar çabuk sonuç alabiliyoruz. Onları hızlandırmak açısından bence bayağı iyi olacak. Ama dediğim gibi şu anda bayağı yani çok zeki olarak bulmuyorum yani. Bayağı çok kolay kandırılabiliyor. Saçma sapan sonuçlar verebiliyor. Doğru. Yani beni korkutmuyor şu andaki haliyle. 2-3 sene sonra yeni bir şey çıkarsa korkabilir ama şu anda çok güzel bir asistan olabilir yani. Bazen mesela lablara gelir bazı öğrenciler undergrad'dır. Süper işler yapar. Dediğinin 10 katını yapar. İşte öyle bir öğrenci olabilir. Yani Evet. yani Yani bizi bu aşamada kesinlikle çok iyi bir yardımcı yani. Geleceği tabii kestirmek de zor yani. Hani bizi tabii ki hiçbir zaman şeyi replace etmeyecek. Gerçi bu kadar kesin konuşunca da hep aklıma bu şey, fıkra mı gerçek mi onu da bilmiyorum, şey gelir aklıma. Henry Ford ilk araba kurmak için bir bankaya gidiyor. Bir loan almak istiyor. Banka müdürü ne yapacaksın diyor. İşte böyle böyle araba yapacağım artık. Yani insanlar arabayla gidecekler falan. Onun de o da şey diyor, ya tam araba fikri falan fena değil ama araba hiçbir zaman atın yerini tutmaz diyor. Biz de şimdi öyle çok kesin konuşmayalım gelecekle ilgili. Yani ama şöyle Ama diyelim. dediğim gibi şu anda çok iyi bir yardımcı Evet. gerçekten de yani. Ya ama eğer bizim gibi insanlar replace edecekse yani herkes replace edebilir. Yani herkesin korkması lazım. Sadece bizim değil, tüm işte knowledge worker'ların korkması lazım bu Tabii. Aynen. sorunu. Aslında birazdan tekrar oraya geleceğiz. Ondan önce ben sana
Ya Tunca Hoca da bahsetti, bahsetmiştir muhakkak. Öyle şeyler geçmiştir ama yani tekrar etmenin yine de bir dinleyicilerimize faydası olacağını düşündüğüm için birkaç tane böyle keyword vardır. Herhangi bir makaleyi okuduğun zaman genelde o makalenin içinde geçer falan. Ben onları sana spesifik olarak sormak istiyorum. Bir de kısaca özetlersen bu kelimeleri, yani nedir bunlar diye. Yani hep duyarız mesela yani machine learning ya da deep learning diyoruz. Nedir tam olarak bunlar mesela? Bununla ilgili Evet. birkaç tane şey var. Onları da sormak istiyorum sana. Yani o aslında machine learning, deep learning bunlar hepsi yapay zekanın alt katmanında yer alan işte o problemlerin nasıl çözüldüğüne dair değişik alanlar. Machine learning mesela deep learning'i kapsıyor. Deep learning'in makine öğrenmesi alanında yaptığı atılımlar ya da geliştirdiği ya da kullandığı construction farklı diğer machine learning algoritmalarına göre. O yüzden o machine learning gibi bir alt tabakası olmuş durumda. AI'da machine learning'de yani yapay zekanın bir alt tabakası. Yapay zekanın içinde computer vision var, NLP falan filan var. Hepsi machine learning kullanmıyor. Machine learning tool olarak kullanabilen şeyler. Bu yani yapay zeka deyince yani insanların çok kullandığı, genelde insanların anladığı işte kendi kendine klasifikasyon, prediction yapabilen, kendi kendine değil de eğitildiği zaman yapabilen ya da pattern bulabilen daha çok bunlar değişik patternları bulup onları başka şeylerle ilişkilendiriyorlar. O Evet. pattern bulabilen bir makine ya da software diyebiliriz. Onun o pattern'ı bulmak için de değişik yöntemler var. Machine learning onun bir umbrella terminolojisinin altında deep learning işte decision trees, bir sürü onun alt dallanıp budaklanan değişik metodolojilere bağlı olarak metotlar var Peki diyebiliriz. bu şeyde natural language processing dedim ya da large language models'lar bu işin neresinde? Evet, o da işte bu deep learning ve AI ile bağlantı olarak o yani natural language processing genel bir AI alanı ama bu large language models natural language processing'i daha ileriye atan bir metot. Yani bundan Tunca Hoca da bahsetti. İşte yine büyük data korpuslar içinde pattern'lar buluyor. İşte ilişkilendirilmiş kelimeler buluyor, cümleler buluyor. Ve bir sonraki aslında genel amacı bu large language model'ların bir sonraki word'ü yani kelimeyi tahmin etmek işte. Bir şeyler yazıyorsun, ondan sonra ne gelecek? Bunu da işte konteksten bakıyor işte. Başka önce yazdıklarından yani buradan 3-4 tane kelime yazdıysan bu cümle nereye gidebilir? Onu o pattern hafızasında var yani bir şekilde öğrenmiş onu Evet. complete etmeye yarayan bir şey olarak çıktı ama sonra da işte chat artık konuşuyor seninle falan filan. Sen gerçek bir insanı konuştuğunu zannediyorsun ama aslında yani bir generatif bir şey yani. İlk Evet. kelimeyi çıkartıyor. Ondan sonra ne gelebilir? Senin söylediğine bakarak sonraki kelimeleri tahmin etmeye yarayan bir algoritma. Bunun da işte dediğim gibi Hoca da bahsetti. İşte protein language'de application'ları var. Şimdi dediğim gibi bu gene former dediğimiz foundation model'lar çıkmaya başladı. Bu da aynı GPT'nin kullandığı transformer denilen structure'ları kullanıyor. O da genler arasındaki dependency'yi buluyor. Bizim observe edemediğimiz ama işte machine'in bir şekilde o pattern'ları observe edip öğrendiği bir network buluyor background'u diyebiliriz. İşte o öğrendiği networklerden de işte yeni bir mesela bu geni knockout edersek bu gen expression seviyeleri nereye gider? O tür çıkarımlar yapmaya başlayabilen bir makineye dönüşmeye başlıyor. İşte bu Evet. yeni data generate edebiliyor verilen promptlara göre ya da inputlara göre. Yani bunlar çok işin içine girmeye başladı her alanda. İşte imaging'de de Virichow diye bir şey çıktı. Yani patoloji imajları üzerinde milyonlarca imaj üzerinde train edilmiş. Yine aynı mekanizmaları kullanan işte sen bir patoloji imajı verdiğin zaman işte bunun sağlıklı mı sağlıksız mı olduğunu işte neresinde kanser var neresinde yok artık bunları imajdan öğrenebilen şeyler de çıkmaya başladı bu foundation modülleri açısından. Yani onlar artık yani bizim alanın her tarafına yavaş yavaş girecekler. Yani bu foundation model dediğimiz herkes üretmeye çalışıyor. Bizim Almanya'da da bizim enstitü direkt bu işe
25 milyon euro ayırmak istiyor mesela sırf foundation model generate etmek için. Onları kullanarak da işte artık başka problemleri çözeceğiz. Dediğim gibi güzel bir gene Evet. expression foundation modelimiz olursa işte bu in silico knockout'ları yapabiliriz. Onları istediğimiz sel tipleri üzerinde tekrar bir fine tune edip o sel tiplerinde işte senin çalıştığın kanserse kanser, başka sel tipleri ise başka sel tipleri. Onun üzerinde işte şu geni knockout ettiğimiz ya da şu pairleri knockout ettiğimiz zaman ne olacak? Tabii bu yani ne kadar uzaktayız bundan bilemem ama şu anda bu konuda çok çalışma var. Bence bir iki sene içerisinde bu foundation modeller bizim biyolojide bayağı kullanacağımız, sürekli kullanacağımız şeyler olacak. Zaten şu anda protein modeller bu AlphaFold falan ya da protein language modeller o seviyeye gelmişler. Bizim de Evet abi. genomikte yavaş yavaş o tarafa doğru gittiğimizi düşünüyorum. Biz de kendi workflow'larımızı ona göre adapte etmemiz gerekiyor. Doğru. Yani kendimizi herhalde yani bilim insanları olarak ya da yeni gelen nesil olarak sürekli update etmemiz gerekiyor. Çünkü sürekli yeni bir şey çıkıyor ve yani bu şeyin önünde durabilmemiz için sürekli kendimizi update etmemiz gerekiyor. Bu en Evet. son bu bir makale çıkmıştı. Sen de okumuşsundur. Yani AI'ın artık bazı böyle rutin testleri zaten insanın daha iyi yapabildiğini tahmin edebiliyoruz. Ama aynı zamanda bu çıkan makalede bu doktor bir diagnostik sırasında AI'ın tek başına doktordan daha iyi teşhis koydu. Evet. Hatta doktor artı AI birleşince bile AI'ye kadar iyi iş yapmadığı şeysi vardı. O makaleden biraz bahseder misin bize? Evet, onu ben de okudum. Çok severek okudum. yani tabii oradaki test case'leri biraz az tabii. 70 tane falan vardı sanırım. Ama yine de yani büyük bir başarı AI açısından. Benim de yani doktorlar için tavsiyem değil de onların da tabii alanını onlar da bunu bir asistan olarak kullanmaya çalışabilirler mesela. Yani şu anda mesela hasta sayıları çok çok az zaman alıyor bir doktorla ya da hastayla konuşmak. İşte onun için mesela first pass diagnostics'i bir AI yapabilir. Onun result'larını ya sonuçlarını da bir doktor inceleyebilir diye düşünüyorum tabii ama bunun etik sonuçları nedir? Bunun AI hata yaptığı zaman bunun hesabını kim verecek? Onun tabii regülasyonla belirlenmesi Evet. lazım ama en azından bu yani bizim kullandığımız gibi bir asistan olarak kullanılabilmesi lazım benim açımdan. Çünkü yani o makalede bahsedilen şu anda GPT-4 bile yani o makalede önce sanırım Google'ın yaptığı makaleydi. Kendi yani medical text'te train edilmiş bir metot. O metodu işte şeyle karşılaştırıyorlar. Doktorlarla doktor artı large language model. Bir de en sonunda da GPT-4 ile karşılaşıyor. GPT-4'un performansı doktor artı LLM'de eş değer. Yani şu anda GPT-4'a Evet. siz de kendiniz de deneyebilirsiniz. Simptomlarınızı girebilirsiniz. İşte test result'larınızı girebilirsiniz. Güzel bir sonuç yani en azından akla yatkın bir sonuç çıkıyor. En azından ben kendi denediğim kadarıyla söyleyebilirim bunu. O makalede de bundan bahsediliyor. Yani onların hayatlarına da girecek sonuçta. Onun regülasyonuna bağlı olarak ne kadar kullanıma izin verecekler. İşte dediğim gibi hata olunca onun hesabını kim verecek? Ama doktorlar da hata yapıyor tabii. AI de hata yapıyor. Bence orada Tabii. önemli olan doktorların AI'nin ne yaptığını anlaması. İşte bu explainable AI dediğimiz Tuncay Hoca'nın da açıkladığı. Yani AI neye dayanarak karar vermiş bunda? O karar vermesinin neden olan feature'lar hangileri? Onları nasıl bağlamış? Onları açıklayabilirse bir de modelin genel olarak yani bu model bu hasta tipinde yani bu diagnostikte 95% accurate falan. Yani modelin nasıl çalıştığına dair ve genel accuracy'sine dair bir bilgiler olursa doktorların onların da yani modele ne kadar güvenip güvenmeyeceklerini yani decision yaparken karar verirken nasıl karar vereceklerini bence şey yapabilir. Ona yardımcı olabilir ama dediğim gibi eğer doktor AI'ın nasıl karar verdiğini anlamıyorsa, AI modelleri opaksa, bu accuracy metrikler falan filan yoksa tabii o zaman büyük sıkıntı. Zaten şu anda gelecek regülasyon da büyük ihtimalle Amerika'dan başlayacak regülasyon. İşte bu AI modellerinin sürekli valide edilmesi, nasıl valide edildiğinin
nasıl train edildiğinin açık bir şekilde gösterilmesi gerektiği olacak büyük ihtimalle. FDA bir şey çıkardı bu en son. Bir karar aldı anladığım kadarıyla. Yani bunlara da bir regülasyon geliyor. Regülasyon gelince yine doktorların hayatına girecek. Doktorlar da bunu kendi workflow'larına bir şekilde entegre etmeleri lazım. Çünkü yine dediğimiz gibi çok süper bir asistan. Yani bayağı zaman kazandırıyor. O yüzden ben karşı değilim. Kendim de kullanıyorum. İlk önce ChatGPT'ye soruyorum, sonra doktora soruyorum. Yani Aynen. Yani herhalde yani şeyin bu doktorların da buna hazırlanması lazım aslında. Yani belki de bu tıp fakültelerinde eğitimin bir parçası da olacak. Yani AI'yi evet. kabullenmek, yani sonuçta bu bir yıkıcı bir teknoloji ve bunu kabullenmesi lazım öncelikle doktorların ki bunu kullanabilsin yani, ya da bunun faydasını görebilsin. Yani Evet. tamamen bir şey bilmiyorsak zaten ilk verdiğimiz tepki genelde karşı çıkmaktır yani. Ama aslında bildikçe ne kadar iyi işler yapabildiğini o zaman anlayabiliyoruz Evet. yani biz kendi işlerimizden. Senin de dediğin gibi eğer bu bir ders olarak öğretilirse ya da yine insanlar mezun olduktan sonra yani bunun limitation'ları nedir, nasıl çalışır, hangi case'de nasıl karar veriyor, bunun demosu falan yapılırsa bence insanlar da görecektir ne kadar yararlı olduğunu. Şu anda çalışan doktorlar arasında bunu kullanan var mı bilmiyorum. Bunlara bakış açısı nedir bilmiyorum. Onu da bilmiyorum ama yani Amerika'da bu tür şirketler yine başladı. Yani AI diagnostik zaten vardı. Daha da şimdi daha da gelecekler. Aynen. Yine dediğim gibi şeyde olabilir. Yani patient ilk first contact point olabilir. Senin hangi specialization'a gideceğini söyleyebilir. Hangi doktoru gideceğini söyleyebilir. Sana yani bunları çok da yine korkmamak gerekiyor bence. Yine Aynen. yararlı olacak, productivity'yi artıracak bir şey olarak bakmak gerekiyor bence. Ama tabii Doğru, doktor kesinlikle. açısından ne kadar kabul edilebilir bilmiyorum. Onların yani ne kadar hoşlarına gider. Büyük ihtimalle bazısı hiç bakmayacak. Bazısı böyle daha yeni teknolojilere adapte olabilenler, belki daha genç olanlar daha kolay adapte olabilecek. Bilmiyorum. Göreceğiz. Hep Tabii yani beraber biz göreceğiz. insan olarak sonuçta, yani özellikle mesela patoloji slaytlarında falan, yani öyle şey, sonuçta AI binlerce imajı bir araya getirip bir karar verebiliyor yani. Dediğin gibi hala bazı şeyler var. Yani AI neye göre karar verdi herhalde? Ve bu konuda bu explainable AI konusunu biraz daha açar mısın bize? Yani Evet. şu andaki AI'nin önündeki challenge'lardan birisi bu mu sence? AI'nin kendi kendine Yani explain edebilmesi mi challenge? evet, yani research açısından belki değil ama yani kullanım açısından özellikle bu sensitive alanlarda işte klinik alanlarda bence explainable olması çok iyi. Çünkü o zaman doktorlar da nasıl karar verdiğini anlayabilirlerse o zaman modele o case hakkında güvenip güvenmeme kararını da verebilirler. Mesela model senin kesin bildiğin bir şeyi kullanmamışsa o zaman modeli override edebilme şansın olması lazım. Yani model buna dayanarak karar vermiş ama bu variable'ı gözden kaçırmış. O zaman yani modelin söylediği şeye karşı çıkma şansın olabilmesi lazım. O yüzden de modellerin explainable olması lazım. Onu yapabilmek için de işte regülasyonun herhalde bu yönde gelecek büyük ihtimalle. Yani şu andaki regülasyon Amerika'daki işte nasıl train ettiniz, hangi datayı kullandınız, nasıl valide ettiniz, işte en sonunda da explainable olması gerektiği hakkında büyük ihtimalle bir regülasyon gelecek. O zaman daha kullanılabilir olacak. Yoksa çok black box olursa yani içinde nasıl karar verdiğini görmezsen o zaman tabii modele güven de azalıyor. Ve dediğim gibi senin bildiğin ve kesin olarak bildiğin bir variable'ı kullanmamışsa o zaman da modelin yanlış olduğunu yani bunun karar veremeyeceğini görmen lazım. Eğer model kendini açıklayamıyorsa onu bilmiyorsan tabii Evet. modelin nasıl karşı çıkacağını da bilmiyorsun. Bence bu Gibi konuda herhalde bu AI bu karar verirken background'da tabii binlerce ya da milyarlarca parametre işin içine giriyor. Bu AI'nin evet. kendini explain etmesi meselesi, AI yani bu milyarlarca şeyi denedim ama en kararımı etkileyen top işte 100 Evet. decision şeysi şunlar şunlar diye mi Evet. sıralamasını bekliyorlar Evet. AI'dan? Evet. Bence onu yani explain veya de bunu genel olarak onu bekliyorlar. Yani hangi
Future'ları kullandım. En etkenler hangileriydi? Tabii regülasyon geldiği zaman da herhalde böyle bir şey soracaklar. Yani bu model Evet. nasıl bu karara vardı? Zaten bunun research alanında bir sürü tool var bunu yapabilen. Tabii bunları klinik alana uyarlanması lazım ama mesela genel deep learning dediğimiz zaman bir sürü active research area, bir sürü grup bu alanda çalışıyor. Daha nasıl explain ederiz, öğrendiğini nasıl anlarız şeklinde. Şu anda tool'lar var. İşte o tool'ların o diğer domainlere adapte olması lazım. İşte regülasyonun gelip onların nasıl performans göstermesi gerektiği hakkında bir regülasyonu getirmesi lazım. Ondan sonra bence kullanıma hazır olacak diye düşünüyorum klinik alanda. Zaten research alanında her zaman herkes kullanıyor. Zaten şeyde de bakarsanız Amazon'dan falan alışveriş yapıyorsanız yıllardır Amazon sizin machine learning ile habitlerinizi biliyor. Ona göre bir paterniniz var orada. Onu çıkarmış durumda. Deep learning yapmalarına da gerek yok. Netflix de bunu yapıyor. Yani yıllardır yapıyor. İşte hangi film, şu filmi beğendiysen şu filmi beğenirsin şeklinde. Senin bir paternin var orada. Hani ne filmi beğendiysen daha önce neyi izlediysen ona göre sana bir recommendation yapabiliyor. Onun için yani şu anda daha tüketici seviyesinde inmemiş ama yani yıllardır machine learning arka planda bir büyük şirketlerin kullandığı bir tool'du. Şimdi daha da consumer seviyesine iniyor ChatGPT ile daha da günümüze giriyor ama yani uzun zamandır büyük şirketler Amazon, Google, işte Ad Analytics yapan, online Ad Analytics yapan şirketler, Salesforce gibi bunlar AI ya da machine learning zaten uzun zamandır kullanıyorlardı. Şimdi tek farklı olan şey çok gelişti bunlar. Bu LLM'lerle beraber application'ları çok yükseldi. Yani çok fazlalaştı. Artık bizim gibi insanların kullanabileceği kıvama geldiler. İşte paper yazarken bize yardımcı oluyorlar. İşte PowerPoint yapabilenleri var. İşte bir tema veriyorsunuz. Sana tüm PowerPoint'i yapıyor. İşte dediğim gibi kod yazabilenleri var bizim yapmaya çalıştığımız gibi. Bu tür Evet. şeyler yavaş yavaş gelecek. Tabii bazı kötü olacak, bazı iyi olacak. Yavaş yavaş işte en iyi olanlar işte normal kapitalist düzende olduğu gibi en iyi şirketler Aynen. devam edecek yollarına. Peki bir AI geliştiren birisi olarak sence şu anda bu AI konusunun zirvesinde miyiz ya da bu yolun sonuna mı geldik yoksa daha yeni Pandora'nın kutusunu yeni mi açıyoruz daha? Daha yeşil çok mu başındayız? Yani yolun sonuna gelmek daha işte bu işte quantum computing falan girecek işin içine. Onlar da daha o ne zaman hazır olur bilmiyorum ama onun tabii işlem yapabilme kapasitesi daha da yüksek. Şu anda modellerin belki limitine gelmiş olabiliriz yeni bir teknoloji çıkmadıysa. Ama yani şu anda hayatımıza girdi. Daha da belki biraz daha yavaşlar, biraz daha hızlanır. Ama hayatımızdan çıkacağını sanmıyorum. Eğer tabii yani katastrofik bir şey olmazsa bundan yaşayacağız. Bunu kullanmamız lazım. Workflow'lara eklememiz lazım. Daha devam edecek bu. Ama dediğim gibi inişler çıkışlar olabilir. Ama yani şu anda çok işin içine her yere girdi. Buradan geri dönüş zor. Evet. Peki belki birazcık işi bahsettik aslında. Yani son zamanlarda birçok alandaki teknoloji gelişmelerin böyle bir araya gelme meselesi falan. Bununla alakalı mı bilmiyorum ama sence yapay zeka neden son zamanlarda bu kadar popüler oldu? Yani bunu bu kadar popüler olmasının sebebi neydi? Niye 10-20 sene önce değil de şu anda çok şey oldu? İşte çünkü modellerin yapabileceği şeyler çok gelişti. Bu language models bir de consumer seviyesindeydi. Artık herkes işte 5-10 dolar verip kendine bir chatbot alabiliyor. Her konuda yardımcı olabiliyor. Bu consumer seviyesinde inmesi bence çok popülerleştirdi. Bir de bu konuda yazılımcılar, işte deep learning yapan insanların artması. Bir de bu bir foundation teknoloji oluyor. Yani ChatGPT'yi alıyorsunuz API'yi. Yani işte application programming interface'i. Onun üstüne yeni bir şeyler ekleyebiliyorsunuz. Onu mesela onu train edip doktor yapabiliyorsunuz. Onu başka bir şeyle train edip başka task'lar üzerinde eğitip oradan yardım alabiliyorsunuz. O yüzden yani bu OpenAI'nin bunu consumer seviyesine indirmesi bence bunun geçen sene oldu zaten bu aralar.
bunun patlayış noktası oldu. Yani konsümer açısından, yani tüketiciler açısından. Evet. Bizim şeyde bir de yani bunun için geliştirilen sistemler, işte çipleri yapanlar, Nvidia falan, onların production'ı arttırması, onların bunu yapabilecek işte algoritmaları, teknolojiyi sunması, ondan sonra Facebook, Google gibi şirketlerin open source paketleri sunması, yine insanların üzerine geliştirileceği. Ve bunun için de tabii hayrını yapmıyorlar. Mesela Google size onun üstüne şey satıyor bir de. Yani cloud resource satıyor. Amazon da aynısını yapıyor. Evet. Yani bu ekosistemi geliştirirler. Yani birkaç şirket bunu halka yaydı. İşte bunu tool'ları develop edilecek ekosistem, yani hem software hem infrastructure açısından gelişti. Yani çoğu insan, ne kadar insan bu işin içine girerse o kadar hızlanıyor. Şu anda tabii çip üretimde sorun çıkarsa, bir anda pahalılaşırsa, işte sosyoekonomik ya da işte dünyadaki küresel olaylardan bir şeyler patlarsa, tabii o zaman sorun olabilir. Savaş falan çıkarsa Çin'de mesela, Tayvan o çipleri üretemezse. Ama yani o açıdan bir problem olmazsa bu böyle gidecek diye Evet. düşünebiliriz. Bu son zamanlarda bizim genomics tabii alanda çok büyük bir kullanıyoruz sürekli. Zaten bugünkü konumuzun genomics ve yapay zeka falan. Bu genomics özeline baktığımız zaman şu anda sence önümüzdeki en büyük challenge ya da zorluk nedir bu genomics'te AI ile ilgili ya da genomics'in kendi zorluğu da olabilir. Senin de şey yaptığın zorluk nedir mesela en çok karşılaştığın? Ya benim en çok ya şu anda bir şeyimiz yok. Böyle protein language model gibi genomic language model üretmeye çalışan insanlar var, ama o kadar genomun kendisi proteinden belki biraz daha kompleks, daha çok interaction var. İşte bu 3D genomic organization falan filan, onların hepsinin işin içine girmesi lazım. Belki ona bir model üretmek, proteinle model üretmekten daha zor olabilir. Ama genom açısından değil de bir üst seviyeye gidersek, gene expression açısından, belki şu anda dediğim gibi practical application'ları var. Yani ya da yapılmaya çalışılıyor. Ama genom açısından bu belki training datasetin azlığı, mesela genomu böyle 3D olarak düşünürsek çok dynamic bir yapısı var. Yani cell type'a göre değişiyor, cell state'e göre değişiyor. Protein modellerinde adamların PDB'den aldıkları set bir protein structure var. Yani protein modelini alıyorsun. Sequence'u bu, modeli bu. Yani buradan buraya gidebiliyorsun, ama genom dediğimiz zaman o daha karmaşık bir yapı. Tam o 3D topolojiyi bilmiyoruz. Onu üretebilecek teknolojilerimiz de yok. Yani var ama şey, o protein Evet. structure resolution'da yok. Yani bu 3D topoloji yapan işte HiSeed'dir, işte ona benzer bir sürü bir şey var tabii ki. Ama o 3D structure'ı protein structure gibi modelleyebildiğimiz bir experimental structure'ımız yok. O yüzden de onun modelinin geliştirmesi biraz daha zaman alır. Belki başka bir ekstra bir teknolojiye ihtiyacımız olabilir. O experimental olarak o modeli, yani o structure'ı ölçecek. Onun üzerine onun modellemesi yapılabilir. Belki bir experimental bir şeyimiz olabilir, eksiğimiz olabilir o konuda. Ama tabii yavaş yavaş en azından o modellerde gelmeye başladı. Gördüğüm modelde işte yine protein language gibi genome language modelleri de eğitilmeye başladı. Onların ne kadar başarılı olduğunu bilmiyorum. Bu konuda çalışan insanlar da bazıları çok skeptik bu konuda, ne kadar başarılı olabilecekleri konusunda. Çünkü dediğim gibi data, o yani tam olarak neyi modellememiz gerektiğini bilmiyoruz. Yani bir ground truth yok Evet. elimizde. Protein modelinde olduğu gibi. O protein modelinde ground truth var, structure var, sequence var. Genomda sequence var. Eğer structure üzerinden gidiyorsak 3D, o yok. Tabii. Yani structure yok. Bir de o structure, o elimizdeki structure'da herhangi bir hücre state'inin structure'ı, yani en iyi Evet. structure bile, ki orada bile structure'lı bildiğin gibi belirlemede birçok farklı metot var. Yani Evet. İşte fish imaging based mi yoksa direkt sequencing based HiSeq type
böyle bir deneyimi. Orada bile henüz maalesef şeye, yani maalesef demeyeyim de işin doğası öyle belki. Bir konsensüse varmış değiliz yani orada Evet. bile. Artı da bir de bu genome structure'ı sürekli değişken bir şey. Yani bizim vücudumuzda yaklaşık 200 farklı hücre tipinden bahsediyoruz. Yani o hücre tipini bile herhangi bir state olarak Evet. aldığımızda en az 200 farklı genome structure'ı var demektir bu. Ki single cell datasından da bize öğrettiği şeylerden birisi de belki binlerce hasta farklı hücre tipi var. 200'den çok daha farklı. Evet. Dolayısıyla binlerce genom structure var aslında. Yani o dinamik bir şey. Ve onu dediğin gibi herhalde en büyük challenge'lardan birisi onu Bir de tahmin etme. her insana göre değişebilir. Belki o SNP'lere göre her insanın copy number variation'ına göre değişebilir. Bir de o kompleks geliyor üstüne. Evet. Yani zor. Yani belki her insanı sequence etmeniz gerekecek belki. Ama o zaman da yani manası kalmıyor. O kadar insanı yani cost açısından bir manası kalmıyor. Tabii sequencing şeyleri düşüyor ama yani böyle bir teknoloji olmadığı için ilk başlarda çok pahalı olacaktır. Eğer olsa bile. O 3D Doğru. topoloji single cell resolution'da çözebilecek. Aslında Bakalım bu zorluklar aynı zamanda yeni gelecek train olan arkadaşlar için de büyük bir potansiyel ama discovery yerleri yani. Yani bu alanlar her zaman olacak. Dediğim gibi şu anda herkesi sekanslayamıyoruz belki ama yani bu şeyler çok daha gittikçe düşüyor. Yani 100 dolara sekans ediyoruz claim eden şirketler var biliyorsun artık. Belki doğar doğmaz herkesin genomunu da sekanslayacaklar. Yani o bizim kimlik ID'mizin kimliğimizin bir parçası olacak bizim DNA sekansımız belki. Dolayısıyla işler daha da şey olur. Evet, bir de İlerisi. onun bir tane daha kompleksliği var üzerinde. Her cell type'ın da yani her insanın içerisindeki cell type'ların da DNA'sının farklı olduğunu gösteren makaleler de var, değil mi? Yani cell type'lar da aynı insan içerisinde farklı mutasyonlara uğrayabiliyorlar, değişebiliyorlar. Bir de o Tabii. kompleksite ortaya çıkıyor. Yani doğarken verdiğimiz DNA örneğiyle ölürken verdiğimiz DNA örneği arasında farklar olacak yani. Hücre bazında ya da doku bazında farklılıklar olacak yani. Bir de o Evet, şey için. bu konuyu da sen açmışken biraz daha açalım istersen yani. Dediğin gibi bir doğarken ki bir DNA kodumuz var. Ama doğduktan sonra her bir hücrenin kendi bir DNA kodu var aslında artık. Yani her ne Evet. kadar biz böyle genel bir şeyi assumption olarak DNA'mız hiç değişmiyor desek de aslında her hücre bölündüğünde yaklaşık 7-8 tane mutasyon birikiyor. Herhangi bir sağlıklı bir hücrede bile yani. Dolayısıyla Evet. yani bir yaşlı bir insanın bir kas hücresindeki DNA profiliyle işte kan hücresindeki DNA profili farklı yani esasında. Ama şu anda Evet. tabii onları tamamen ignore ediyoruz yani onu göz ardı ediyoruz şu andaki bütün Evet. analizleri. Maalesef evet. Çünkü onu yapabilmek zor. Yani, çünkü onu tissue bazlı sequencing yapacaksın. Yine zaten pahalı sequencing, onun üzerine ekstra bir sequencing yapman gerekecek. Yani çok meşakkatli. Bir de bunun tabii kliniğe girmesi de çok zor. Yani zaten kanser için zar zor kliniğe girdi sequencing. Ekstra bir şey daha da işte FDA regulation Evet. gerekecek. Yani zor. Yani şeyde kesinlikle o zorluk konusunda hemfikirim. Zaman olarak bazen belki şeyi gözden kaçırabiliyoruz. Yani bu hızlı gelişmeyi bazen çok içinde bulunduğumuz için, yani devrimin içinde olanlar devrim yaptığının çok farkına varmıyorlar belki. Belki şu anda öyle bir süreçten geçiyoruz yani. Yani biz aslında insanlık tarihinde biz genetik bilgiyi işte 2003 yılında çözdük insan genomunu. Yani ilk defa işte bütün tarih boyunca 2000'li yıllarda 2003'te çözdük. Şimdi 20 yıl sonrasından bahsediyoruz bu kadar muazzam bir gelişme. Ve bu ilk high throughput sekanslama teknolojileri işte 2005'lerde 8'lerde falan ortaya çıktı. Aslında bu çok hızlı bir süreç yani inanılmaz hızlı bir süreç. Evet. Yani insanlık tarihi açısından baktığımız zaman kendi kariyer şeyimize baktığımız zaman 10 20 30 yıl çok yavaş ilerliyor gibi gözükse de
büyük resimde aslında çok Evet. acayip hızlı gelişen olaylar bunlar yani. Evet, hızlı gelişiyor ama işte bizim de dediğin gibi içinde olduğumuz için ayak uyduruyoruz. Yani ne olduğunu tam olarak bilmiyoruz, değil mi? Yani ama yine Evet. de bizim yani hızlı gelişiyor ama bu regülasyon işte tabii olması gerekiyor. Bu bir ilaç yapmaya kalktığın zaman, diagnostik geliştirmeye kalktığın zaman regülasyon giriyor işin içine. Ondan sonra çünkü biz bu işleri de yapmaya çalışıyoruz bir yandan. Regülasyon Evet. giriyor. Financing giriyor işte bu business konseptler falan için içine giriyor. Bazen çok güzel olaylar hiç gün yüzü görmeyebiliyor. Yani Doğru. regülasyon ve finans olayından. Tabii ya onları nasıl çözeriz bilmiyorum ama bu regülasyon olması gereken ama daha hızlandırılabilir mi acaba her zaman aklıma. Mesela bu şeyi çok kolay bu COVID aşısını acayip hızlı bir şekilde FDA'den geçirdiler. Tabii o zaman sample size'ları falan da çok fazlaydı ama diğer ilaçlar için neden bu yapılmıyor? Yani buradaki bottleneck'ler neler? Onun üzerine gitsek, biraz daha hızlandırabilsek bu biyotek konusunu Doğru. daha iyi olacak. Çünkü dediğin gibi bu AI falan çok hızlı ilerliyor ama bunun output'unda olan biyotek output'u mesela o kadar hızlı ilerlemeyecek. Çünkü orada direkt regülasyona Aynen. giriyorsunuz. Onun da ona bir şekilde ayak uydurup daha hızlanması lazım ama o da çok politik ve çözülmesi zor bir mesele bizim açımızdan. Ama o hızlansa tabii insanlar daha çabuk faydasını görebilir bu teknolojilerin ama bu biyoteknolojideki regülasyon ve yavaşlık bizi etki edecek. Yani bunun output'unu etki edecektir. Yok, Yani o kesinlikle. Yani bu regülasyonlar herkes şikayetçi zaten, ama şu anda belli bir şey var, sanki belli bir ivme var, çünkü herkes bir push ediyor. Mesela birçok şirket artık bu Covid'den bahsettin. Covid aşılarının en azından güvenli olduğu artık test edildi yani bir yerde. Moderna falan artık kişiye özel mRNA aşısı falan geliştiriyor, kanser aşısı. Yani direkt hastadan Evet. alacak, sekanslayacak ve 2 hafta içerisinde o hastaya özel aşı geliştiriyorlar artık. Ve bu COVID aşısının üstüne build ettikleri için, yani o teknolojinin safety'si, şeysi ortaya çıktığı için ve FDA artık o onay verecek yani. Bir kişiye onay vermiş oluyor aslında o şeyi. Yani şu anda bu N of one clinical trials dediğimiz olay olacak yani, özellikle bu genetik hastalıklarda. Yani sonuçta senin o mutasyonun sende var sadece, yani Başka senin kimse yok. hastaydın, başkasında olmayabilir yani. Dolayısıyla tedavi de sadece sana özgü bir tedavi olacak, ama o tedavinin safety'sini başka, o teknoloji başka bir şeyde kullanmış olacak yani o zamana kadar. Peki Ümit şu anda o yönde en azından. FDA bu durumda yani her patient'a onay mı vermesi gerekiyor yoksa genel olarak bu teknolojiye onay veriyorum. Bundan sonra oradaki regülasyon nasıl olacak bilgin var mı? Benim anladığım, teknolojinin approve olması için FDA o teknolojiyi approve ediyor. Daha sonra o hastaya o tedaviyi Institutional IRB Board'u karar veriyor. Yani bunu şey yapabilirsin. Yani bu tedaviyi uygulayabilirsin ya da uygulayamazsın diye. Güzel. Peki, yavaş yavaş hasta sohbetimizin sonuna geliyoruz. Bitirmeden önce aslında bazı sorular ışığında diğer panelist arkadaşlar da cevap verdiler, ama bu AI özelinde yeni bu işe girmek isteyen arkadaşlara ne tavsiye edersin? Nereden başlamalarını önerirsin? Yani biyoinformatik bilmek yetiyor mu? Yoksa AI aslında biyoinformatiğin üzerine, computational biyoloji üzerine farklı bir düşünme şeklini mi öneriyorsun bunlara? Önemli olan ilk başta öğrenmeleri gereken şey bence programlama bir şekilde. Yani data analiz için yani sırf programlama yapmak için değil ama data analizi üzerine bir programlama portfolyosu geliştirmeleri lazım bence. İşte ya derslerden, aldıkları derslerden ya da yaptıkları projelerden. O portfolyoyu da bir şekilde başvurdukları yerleri sunmaları lazım. Genelde yapılan işte insanların GitHub diye bir site var. Yani insanlar oraya kodlarını paylaşıyorlar. Biz o şeylere bakıyoruz. O tür sitelerde kodu var mı bir yere contribute etmiş mi? O şekilde onlara bakıyoruz. İnsanların da işte bu
ne kadar ilgili olduğunu, ne kadar proje yaptığını gösteren bir şey. Yani bu data analysis odaklı herhangi bir işte data science odaklı bir proje yaparlarsa ya da ders alırlarsa, derse yaptıkları projeler üzerinde giderlerse ilk başlangıç için yeterli oluyor. Sonrasında da bioinformatics için tabii domain knowledge gerekiyor. Yani bizim laba işte fizikçiler geliyor, işte electrical engineer'lar geliyor, çok biyolojistler geliyor, bir sürü hepsinin farklı ekspertizleri var ama hepsinin de bir şey öğrenmesi gerekiyor. Mesela biyolojiyle gelen adam işte programlama biraz daha öğrenmesi gerekiyor. İşte electrical engineer biraz daha biyoloji öğrenmesi gerekiyor. Yani o domaine girmesi gerekiyor. O domainden kastım da yani ne problemi çözüyoruz? Biz mesela kanser üzerine çalışıyoruz. Kanser işte şu genlerden kaynaklanıyor. Bunlar işte burada mutasyon uğruyorlar. Bu pathway'leri yok ediyorlar. İşte bunun konsept olarak bir anlaması lazım. Onun dışında da bizden gelen datayı anlaması lazım. Bize gelen data genellikle sequencing datası. Onun belli bir formatı var. Yani diğer formatlara benzemiyor. Tabular değil. Yani o domaine Evet. girip o şekilde domain spesifik bir technical altyapısını oluşturması lazım. Yani hem biyoloji hem de domain spesifik teknoloji açısından. Yani sequencing nedir? Nasıl yapılır? Bu nasıl bir data output ediyorsan sen o datayı nasıl çeviriyorsun machine learning application'a? Onu anlaması gerekiyor. Dediğim gibi bunu anlaması da bayağı uzun zaman sürüyor bazı insanlar için. Yani benim tavsiyem o data science kursları, projeleri yapmaları. Eğer yapabiliyorlarsa işte bioinformatik projeleri yapmaları. O genelde zaten bioinformatik projelerin çoğu artık yani AI, machine learning üzerine çoğu yani az bulunan yani algoritmik bioinformatik dediğimiz bir şey işte bu nasıl iki sequence align ederim, nasıl daha hızlı yaparım falan filan. Bunlar böyle bioinformatik şeyleri de var ama genelde artık çoğu insan bir yerde AI, machine learning falan kullanıyor. O tür projelerin içine olabildiğince çabuk girerlerse ve yaptıklarını da Evet. gösterebilirlerse bu public code repozitörlerde bence en yani stratejik olarak böyle kendilerini böyle pozisyonlarlarsa daha çabuk iş bulabilirler, daha çabuk PhD project bulabilirler. Bunları yani biz bunlara bakıyoruz. Diğer insanlar Aynen. da büyük ihtimalle bunlara bakıyor. Yani bunları altyapısını ne kadar çabuk oluşturursanız, o projeleri ne kadar çabuk yaparsanız sizin için iyi olur. Bence data science'tan başlayıp sonra domain spesifik knowledge'a göre doğru giderek yani sizin geldiğiniz domain ne olursa olsun yani electrical engineering'den geliyor olabilirsiniz, computer science'dan geliyor olabilirsiniz ama önce data science sonra domain spesifik knowledge'a doğru giderseniz ve yaptıklarınızı da dokümente edip bir portfolyo halinde sunabilirseniz bu yani size iş verecek ya da sizinle çalışacak insanlar için en faydalı şey olur. Aynen. Bu Benim arada bizi dinleyenlere hatırlatmak isterim. Soruları varsa işte chat'e yazabilirler. Şimdi birazdan o soruları almaya başlayacağız. Bir iki tane soru var. Onları yavaş yavaş şey yapacağız ama diğer sorularınız da istediğiniz soruyu sorabilirsiniz. Ben son bir kez az önce bahsettiğin yani data science'ten başlayıp sonra domain spesifik gidebilirsiniz dediğin şey. Sen hem biyoloji tarafını biliyorsun, hem bilgisayar tarafını biliyorsun ya da hem başka tarafları biliyorsun. Sence tamamen biyolojiden gelen bir insan mı daha zorlanıyor ya da senin gördüğün kadarıyla bu AI'ya girişte zorlanıyor yoksa bilgisayardan ya da işte elektrik, elektronikten, fizikten gelen birisi mi bu? Ya, bu genomics özelinde konuşuyorum ben. Yani genomics'e geldiği zaman, genomics yapay zekaya geldiği zaman daha zorlanıyor. Hangi alan biraz daha zor çıkarıyor sende? Yani bu kuantitatif alanlardan gelenler yani bu electrical engineer falan filan onlar genelde kod yazma konusunda daha çabuk. Yani onu tabii önceden de yazdıkları için daha kolay adapte oluyorlar ama onlar da domaine çok kolay adapte olamıyorlar. Yani yapılmaması gereken ya da işte daha önce insanların yaptığı çözümünü bulduğu şeyleri tekrar çözmeye çalışıyorlar. O da zaman kaybına yol açıyor ama öte yandan biyolojiden gelenler de çok yani motive oluyorlar yani. Çünkü datayı biliyorlar, problemi biliyorlar, onu çözmek konusunda nasıl computational algoritmlerin nasıl kullanabileceğini konusunda çok motiveler.
Yani biyolojiden gelen birisi eğer motive ise kolay, başlangıcı daha belki biraz daha kolay oluyor. Basit data analizi yapmak açısından, ama böyle daha deep learning falan yapayım dediği zaman o biraz daha zorlaşıyor. Ama işte var olan paketleri kullanıp data analizi yapmak, basit figürler çıkarmak biyolojistler için biraz daha kolay olabilir. Ama biraz Evet. daha bir level üstü çıktığın zaman, yani kendim software yapacağım, bir deep learning infrastructure geliştireceğim dediğin zaman, o zaman da quantitative ya da daha önce programlama yapmış insanlardan biraz daha kolay buluyorlar. Ama dediğim gibi ikisinin de farklı zorlukları var. Bir tanesi çok motive ama işte quantitative bilgisi biraz daha az. Diğeri de yani kolayca program yazabiliyor, çok çabuk ilk başta productive olabiliyor, ama yani eğer domain spesifik data geldiği zaman biraz bocalayabiliyor yani. Ya da Evet. domaini bilmediği için daha önce yapılmış şeyleri tekrar yapmaya çalışıyor. O da zaman kaybına yol açıyor. Yani ikisinin de farklı zorlukları var. İkisi için de zaman gerekiyor diyebilirim. Bu en son dediğin yani daha önce yapılmış şeyi tekrar yapmaya çalışma şeysi. Bu genelde yeni başlayan araştırmacıların ortak bir herhalde handikapı yani benim de gördüğüm. Konuda arkadaşlara yani benim şahsi tavsiyem sen de zaten dedin ya domain spesifik o ne olacağı elde etmesi falan. Yani bol bol makale okumak herhalde verebileceğimiz en büyük tavsiyelerden birisi yani. Bir PhD öğrencisi geldiği zaman bana işte ben şunu yapmak istiyorum çok heyecanlı bir şekilde geliyor ve belli ki o fikirle yani güzel bir fikir gerçekten de. Ama yani o fikir ya yapılmış oluyor her zaman değil. Yani yapılmış oluyor daha önce publish var, publication'lar var o konuda ya da yani yine de denenmiş ama başarılı olunamamış oluyor falan. O yüzden bu şeyi zaman kaybetmemek açısından arkadaşlara en büyük tavsiyem benim yani çok çok o alanla ilgili makale okumak yani. Senin eklemek istediğin bir şey var mı bu konuda? Benim eklemek istediğim çok makale okumak, evet, çok yararlı. Bir de yani etraftaki insanlara da sorabilirler, yani yapmaya çalıştıkları şey yani onları biz şu anda şey yapıyoruz, birilerini pair ediyoruz. Yani yeni gelen bir insan daha experienced bir insanla pair oluyor. İlk laba geldiği zaman direkt soruları ona sorabiliyor. Şöyle yapsam olur mu, böyle yapsam olur mu? Tabii biraz irite edici bir durum olabilir o sinir insan için, ama yeni başlayanlar için çok yararlı oluyor. Çünkü saçma sapan şeyler yapmalarını engelliyor. Yani şu zaten bu yapılmış var, al kullan yani. Kendi kendine sıfırdan bir şey yapma. Bir de yeni bu ChatGPT bazlı research tool'ları var. Yani Research GPT diye. O yani bir alandaki makaleleri kolayca taramanıza yardımcı olabilir. Yani bir fikriniz varsa oraya yazıp işte bu konuda yapılmış daha önce bir sürü makaleyi nasıl bağlantılı olduğunu falan filan direkt görebilirsiniz. PubMed de iyi çalışıyor bu konuda, ama dediğim gibi bu language model'lar biraz daha işi tailorize etmiş, yani personalize etmiş durumdalar. O yüzden o yeni tool'ları da kullanabilirler. Yani makale taraması açısından. Onların da Evet. yarıyor. Bahsettiğin tool'un ismi Research GPT mi? Evet. Arkadaşlara tekrar şey yapalım. Teşekkür ediyorum altına. Ben Ağzına teşekkür sağlık. ederim.